Bu ülkede hiçbir şey olmazsa doktora şiddet olur. Her meslek dalında tehlike var evet ama doktora ve sağlık çalışanı olduğu kadar şiddet yok. Dünyanın her yerinde var. Biz sadece Türkiye'yi görüyoruz ama zaten bize de Türkiye ilgilendirir. Bize ne ilin başka ülkesinden. Antep'te yüksek ateş nedeniyle çocuğunu götürüyor adam hastaneye. Damar yolu açılmadı diye tartışma yaşıyorlar doktorla. Yüksek ateşte damar yolu belli olmuyormuş. O iğneyi gelişi güzel sokamazsın insanın vücuduna. Ateşin düşmesini bekliyorlar ki ya sen şurada otur düşünce gel demez kimse. Gözetim altında kalıyorsun yani. Tabii doktorla tartışma yaşayınca çocuğun babası telefonla birilerini arıyor. 20 kişi toplanıp 2 tane doktor bir tane güvenlik görevlisine saldırıyor. Doktorun kafasına demir çubuk da vurmuşlar. Doktor yoğun bakıma alınmış. Diğer 2 kişinin durumu iyi neyse ki. Ama doktor yoğun bakımda. Bunun ya Erdo şöyle olur böyle olur odur budurluk bir durumu yok. Bunu yapan adam bildiğin öldürmeye gelmiş. Tasarlamış yani planını yapmış. Bu adam affı olmaması lazım. Yarın öbür gün bu adam trafikte kavga ettiği birine de aynı şekilde yapabilir. Komşusuyla kavga etse veyahut da tartışsa ertesi gün plan yapıp komşusunu öldürebilirdi bu adam. Öyle potansiyele sahip. Fahrettin Koca açıklama yapmış, bir kişi tutuklanmış, sağlıkta şiddeti yeneceğiz diyor. Bir ülkenin sağlık bakanının böyle bir cümle kurması saçma yani, kurmaması gerekiyor. Böyle bir cümle olmaması, böyle bir cümle kurdurulmaması gerekiyor. Bu cümlenin kurulmasına neden olan kim varsa en ağır derecede cezalanması gerekiyor. Bak konuşamadım o derece. Sinirlendim burada da silmeyeceğim yani. Görevini kötü yapıyor ya da sana kötü davranıyorsa doktor, ki böyleleri var evet biliyoruz. Bir elin beş parmağı da bir değil. Alırsın abi yaka kartındaki kart numarasını ya da ismini. Gidersin başhekimliğe şikayette bulunursun. Olur biter bu kadar yani ya. Herkes kendi adaletini sağlamaya kalkarsa biz bunun altından kalkamayız yani. Ben bir hastalık yaşıyorum şu an. Tedavisi olan bir hastalık değil. Neden olduğu da bilinmiyor. Ama şu an iyiyim. Bu kimin sayesinde? Doktorlar sayesinde. Ben sadece duamı ettim ve kendimi onlara bıraktım. Ben eğer deseydim ki ya şöyle yapın böyle yapın, bu bir saçmalık olurdu değil mi? Sana uygun olan neyse onu yapıyorlar zaten. Hastanede yatanlar bilir, sabahları doktorlar dolaşırlar, tek tek ne yapılması gerektiğini söylerler. Daha sonra hemşireler dolaşırlar, yine doktorun dediğini yaparlar tek tek. Bin bir türlü insan var ve onun refakatçisi var. Hepsi de uzman doktordur yani, her şeyi bilirler ha. Onu öyle yap bunu şöyle yap derler hemşireye. Ne oldu, doktor öyle dedi. Bir de yapması için diyorken doktor öyle dedi. Hani sen yapmazsan bak doktor öyle dedi. Lan kim takar senin söylediğini? Lale. Hemşire zaten ne yapacağını, doktorun ona ne söylediğini biliyor. Sana kalsa öldüreceksin sen yanındaki hastayı, haberin yok. Bir de iyiliğini istiyorum diye yapıyor. Ben hastaneye yatacağım zaman Allah'ım dedim. Yanıma dedim düzgün biri gelsin. Çünkü odalarda iki tane hasta kalıyor yan yana. Yanımda yatan bir adam vardı. Sabahları şeker ölçümü yapılıyor. Adamın aç karnına ölçülmesi lazım. Takip ediliyor tansiyon falan. Bunlar işiyle birlikte sabah bir kalkıyor. Allah. Kahvaltı yapıyorlar ki ama evlere şendik yani. Sağlıklı bir adam. Sen öyle yiyemezsin sabahları tıka basa. Sonra hemşire giriyor. Onun da zaten hiçbir şeyden haberi yok tabi. Adamı aç zannediyor. Kontrol ediyor gidiyor. Sonra bu adam yanlış tedavi uygulayınca suçlusu kim? Doktor hemşire. Halbuki adam denilen hiçbir şey yapmıyor ki. Sonra vay bana niye böyle oldu? Senin ben midene diyeceğim olmayacak şimdi. Sonra geliyor doktor bana yanlış tedavi verdi. Öldüreceğim onu. İşte böyle cehalet timselleri yüzünden biz bir adım dahi gidemiyoruz. Gidemeyiz de. Aslında bak benim bir fikrim var. Bence Fahrettin Koca'nın bunu bir düşünmesi lazım. Dövüşçüleri koyacaksın abi her hastaneye. Diyeceksin ki oğlum bak hatalı olan kimse yapıştır. Böyle doktora mı saldırıyor? Hastalar kendi arasında mı kavga ediyor? Hırgür çıkartan mı var? Gözüne kestir. Hatalı olan kimse ama böyle belgeleyeceksin onu. Kır diyeceksin ağzını burnunu. Yapıştır. Parçala. Ondan sonra diyeceksin ki al servise, tamir et, evine gönder. Bu adamın gururunu kırman lazım. Çünkü bu zannediyor ki ulan dünyadaki tek erkek benim. Bir tek benim çüküm var. Herkese kalkıyor. Ben herkesi döverim. Bunun böyle gururunu bir ince çeksin. Diyecek ki he ben bu adama dalacağım ama bu adam daha sonra beni yağlı yağlı yapmasın dayı gibi. Böyle aklında yer etmesi lazım. Yoksa bunlar her yerde erkeklik taslar. Olmaz yani. Bunları anlayacağı dilden konuşmak lazım. Yoksa Erdo sen de şimdi şiddete hayır diyorsun ama şiddetten bahsediyorsun. Ya bunlara sen laf anlatamazsın ki. Bunlar kafası yok. Yok ki bunlarda bir kafa be kardeşim. Adama diyorsun ki oğlum hani yapma etme bak. Günahtır, ayıptır, şöyledir, böyledir. Anlamıyor adam. Anlamıyor. O yüzden onu diyeceksin ki gel birader. Gel diyeceksin şöyle soteye. Ya işte...
Ondan sonra bak bakayım bir daha yapıyor mu? Hayır, bu sikindirikler yarın öbür gün şeyden de hava atıyor. Oturur böyle kahvede, der ki ya ifade verdim ya. Benim dosyam var ya. Ya o dosyayı dübür yapıp da senin dübürüne sokmak lazım ama yapmayacağım. Medeniyet çünkü bunu böyle bize söylüyor değil mi? Biz medeni insanlarız arkadaşlar. Şiddet yanlısı insanlar değiliz yani normalde. İşte bu vandalların anladığı dilden konuşmak lazım. Ama Türkçe'de bilmiyor ki bunlar yani. O yüzden zaten ifadeye çağrılıyorlar, hemen bunlar serbest bırakılıyor bence. Çünkü polis bakıyor, adam ne Türkçe var ne İngilizce var. Adam bak bak bak, kendi arasında bir telepati bir yol mu kurmuşlarsa, ne yapmışlarsa öyle anlaşıyor adam. Doktor diyor ki bu insan değil, ben bunun neyini ifade alayım diyor. Salıyor adam. Kızdık yine ya bedavaya. Adam da inşallah yani bir an önce kendine gelir doktor arkadaş. Kahpeler ya. Bugünlük de bu kadar, saygılar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Böyle vandallarla pek de muhatap olmayın. Boşver, haklı olsanız da hadi kardeşim, Allah'a emanet deyin, uzaklaşın. Çünkü bunu adam yerine koyarlar, size bir sıkıntı çıkartırlar yani. Hadi bakayım.